Gülün abi gençler, gülün. 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 Pardon, tamam. Geri aldım. Merhaba arkadaşlar. 3 yabancı bir Türk'e tek sigar. Hoş geldiniz. Ben Koreli Çabi. Ben Louis. Her zamanki gibi bu yerde oturuyorum. Ben de JJ. Ben de o sağdaki çocuk Türk Ekincan. Geçen bölüm yine 82 milyon izlendiği için Türkiye'de YouTube rekoru kırdık. Teşekkür ederiz herkese. Kıra kıra gidiyoruz. Evet vallahi. Sağ olun. Bütün destekçilere teşekkürler. Aynen. Harbi teşekkür ederiz bu arada. Bizi bu kadar sevip, bizi bu kadar iyi takip ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bugün abi batıl inanç, inancı, inançlar. Batıl inançlar evet. Batıl inançları konuşacağız. Batıl. Peki batıl ne demek? Batıl yani geçmişten gelen, günümüzde bilimsel bir anlamda açıklanması olmayan bir takım sözün açıklaması. Yine Ekincan bilmiyor abi, konuşuyor. Yok tamam, abi, toplumun kendi ürettiği böyle Hammurabi kanunlarının biraz daha uyarı versiyonu. Bence doğru. Bence ben benim yorumum en azından. Bence bizimkiler en saçma. Türkiye'nin çünkü batıl inançları konuşalım bir kere. Şimdi bir takım şeyler doğru bence. Ama bir takım şeyler hakikaten yanlış. Buna geçen bölüm konuştuğumuz şey var mesela. İşte üstünden geçme. Nasıl üstünden geçme? Üstünden geçti ya. Üstünden geçerse. Senin üstünden geçersen ve tekrar geri geçmezsen boyu öyle kalıyor. Daha fazla uzamıyor. Öyle bir şey var. Yani mesela bu yanlış bence. Yani o zaman genetiği, bilimi falan tamamen çöpe atıyorsun çünkü. Ama şöyle bir şey olabilir ya. Bunun doğuş sebebi. Hani çocuğun üstünden geçmeyin yani yanlışla basarsınız diyorum falan. Diyorum işte bu tarz inanışlar uyarı versiyonu olunca batıl inanç oluyor abi. Uyarı yani. Çocuğun üstünden ya geçme. Da, hani bir şey taşırken düşürürsün. Tam tersi. Çocuk diyor ki anne bu nasıl bir genetik? Hani ağzınıza sıçayım niye bu kadar kısayım? Evet, oğlum iyi. Küçükken üzerinden biri geçti. Mesela çocuklar nereden geliyor? Senin yüzünden değil. Mesela sen evet. Alakalı, evet doğru. Mesela çocuklar nereden geliyor? Yani çocuk sordu. Evet, aynen. Anlatabildim mi? Alakası yok ama bu anlamadım. Da yok şey. Ama bağladım. Bağladım. Yok şey dedin anlıyor ya. Anlıyor gibi yapıyor. Bağladın mı? Çocuğa açıklama yapmak zor oluyor. O yüzden saçma sapan bir şey uyduruyorsun. Aynen. Hadi çocuklar nereden geliyor? Marketten ne atıştasını alıyoruz mesela. Mesela. Gibi. Kenya'da böyle mi? Derlerdi yani. Hadi be. Marketten benzer, satın benzer alıyoruz. Leylekler getiriyor diyecektin de sizinki daha brutal. Biz de köprü altından bulduk. Hadi canım. Bu arada cami niye var biliyor musun? Köprü, Korecesi tari, bacak da tari. Tamam. Aa, bugün çok anlayamıyorum ya ben. Bu arada. Çok hızlı öğrenen biriyim, bugün anlayamıyorum. Ben okeyim çok ya. Hızlı. Çok komik bu arada, tepki veremedim çünkü çok komik. Bir tane mesela bir tane başla abi, cümleyi tamamını biz getirelim. İşte aralık olan ne olur abi? Ağzından su kayar, boğazına kaçar, ölür. Zengin olur. Aralık dediğin dişler arasında dişler ben olmasın. Aralık varsa mesela, ne olabilir abi? Yarını hayatta kavuşamaz, ayrı kalır. Var ya bir şey düşünemiyorum. En saçma şey bu şeye çalışıyor. Sen nereden bildin abi? Zengin olur. Ne dedi? Zengin olur mu? Evet zengin hadi olur. Hadi canım öyle bir şey mi var? Evet abi. Bence ikinci sallıyor olabilir. Yok, kesinlikle öyle abi. Böyle bir şey var. Dişlerin arası açıksa zengin oluyorsun abi. Gül bakayım. Fakir. Sen fakir. Ama benim şöyle bir hikayem var. Ben küçükken düştüm. Havuza atlarken düştüm abi ve ayrıldı bu. Yani sonradan zengin olabilirim mesela. Dünyadaki zengin insanları sayalım. Bill Gates. Ayrık mı? Yok. Başka? Ay, zenginlik ama Mark değil Zuckerberg. Yani maddi olarak düşünmek mesela zenginlik. Ayrık mı? Çabi, değil. Çabi Han. Enes Batur. Ayrık mı? Değil. Kenya'dan bir tane alalım. Bir erkek tavadan yemek yerse ne olur? Tava dediğim pişirdiğimiz yer işte. Sufru. Tencere. Tencere. Tava. Tencereden yemek yerse ne olur? Yemek bozulur. Saçları dökülür. Evlenemez. Nasıl yani? Benzedi mi? Bir dakika ben. Cevap verme. Bir erkek. Erkek oturuyor. Tavadan yemek yedi. Ne olur? Şimdi bana ne olur? Abi bir kere kısmetin kaçar. Sevgili olamaz. Yalnız kalır. Çok yaklaştı ama işte fakir olur. İleride aile kuramaz mı? Aile kuramayacak gibisinden fakir olur. Aile kuramayacak. Fakir olacak. Yuva kuramayacak anlamına geliyor. Ne alaka mesela? Yani abi neler var? Her şey mi acaba? Bak, var, mantık neler bulabilir miyim? Öğrenci kafası var ya. Havadan böyle hop gömeriz ha, ya. Ona alışırsın falan mı? Aynen gibi mi? Bence şey anlam şey erkekleri mutfağa girmemek için söylenmiş bir söylenmiş söz. Bir söz. Ha, evet abi. Erkekler tavadan yemeyiniz tamam mı? Kenya'daki beyler lütfen. Kenya'ya gidersen şey
Tabaktan yiyorsun. Çiçek kaçtı abi ya. Tavadan yeme o kadar Allah. Öğrenci hayatının staple'ıdır o abi. Tavaya ekmek, hani silahın ekmektir. Çatal evet. Kullanmaz. Kenya'daki erkeklere seslenirken Kenya'da garip isimler var mı ya? Ben öyle bir şey duydum. Ya garip şimdi, kabile isimleri var ya böyle. Ne de? Ukata kutu kutu fa fa. Ne dersem çok garip gelecek ya. Zaten. O vun 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 onyetem vun vun ugwemu ugwem onsas. Ne? İsim mi bu? Tek bir isim mi? Çok zor abi. Çok bir zor daha yapar mısın? Çok zormuş ya. Benim adım Joel Moriasi Obuoge Onvunvuen Vuen Vuen Onyeten Vuen Vuen Ugwemu Buem Onsas. Gerçekten senin ismin mi? Çalışmak üzere olan bir motor Vuen Vuen Vuen. Benim pasaportumu bir hayal et bakayım. Abi şöyle bir şey yazar ama orada ya. Ya işte. Peki nasıl yazıyor ki? Vuen 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 Hani internette çok ben yaydı ben ya, benim adım işte. Ciddi misin ya? Ne bu su ya abi ben? Ciddi mi? Senin yok be, ne? Benim adım Joel Moriasi. Onlar uydurma ya. Garip lakap isim gibi, işte. Lakap gibi mi? Ovun vuen vuen vuen. Böyle isim ovun, var mı? Bom, bom, var var. Ben de tanıyorum adamı ya, biliyorum. CC ile ortak arkadaşım. Aynen. Instagram'da görmediniz cennetten mi ya? Cennetten düşen son damlası. Son su damlası pardon. İsim isim isim. Uzun anlamı yola yok. giden yolcu. Anlamı yok bu. Bayağı random yani. İsim koyalım çocuğuma. Random vuen 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 onyetem vuen vuen ugwemu buem onsans. Amerika. Superstition. Bir evde ayna kırılırsa uğursuzluk olur abi. Değil. Bence ben söyleyebilirim Amerikalılar adına. Gece uyuyamazlar. Hayır değil. Ayna kırılırsa ne olur? Parayla alakalı bir şey değil. Şu an ben yine canlandırıyorum. Benim aklıma bir şey geldi bu arada. Tuvaletteyim abi, aynaya bakıyorum falan. Kırıldı. Çak, ne olur bana. Yüzüme yara olur. Yeri sakatlarım. Hayal gücü biraz ama biraz daha. Aynen, biraz daha fantastik ve bireysel değil. Bütün ev halkına zarar veriyorsun aynayı kırarak. Nazar çıkar abi. Ya Amerika'nın nazar mı var? Doğru Amerika pardon. Zombiler gelir. Yok ya. Tamam söylüyorum. Rüyalarla alakalı bir şey mi? Evde eğer ayna kırılırsa o evde biri kesin ölecek demek. Abi çok ağır ama ya. Aynen. Bizde yani de bir şey kırılırsa abi nazar çıkar. Bu demek. Da böyle Amerikan dilinde hani eline ayağına denk ol. Evde hiçbir şey kırma kafasıyla bence olan bir şey. Ama çok ağır lan birinin ölmesi, ayna kırıldı. Yanlışlıkla kırıldı yani. Ben şimdi mecbur onun tribünde. Mecbur öldü yani. Onun tribüne mi gideceğim ben evet, şimdi? Evet. Kocan ya da erkek arkadaşın tavuk kanağı yerse ne olur? Tavuk neyi? Kanadı. Tavuk değil kanadını mi? Yerse ne olur? Evden uçar gider abi. Çok iyi. Nasıl? Ama mecazi anlamda. Bakalım. O akşam kuş kalkmaz mı? Bak, ben de bana. Buna benzeyen bir şey diyecektim. Söyle. Yani yine. İşte işini yapamayacak yani. En çok ikinci yaklaştı, oradan yola çıkıyor. Uçar gider, uçar gider. Sen ne demiştin? Uçar gider. Uçar gider. Uçar gider ama mecazi anlamda. Allah, ne anlamda? Tam seni, anlamını getir. Seni aldatır. Aldatır mı yani? Yes. Okay. Abi Kore'de erkek tavuk kanadı yerse aldatılmış, uçar gidermiş. Peki hiçbir zaman Koreli bir erkek tavuk kanadı yiyemiyor mu? Saçmalama, tabii ki yiyoruz. KFC falan yok mu sizde? Ama hanımın önünde yemeyiz tabii falan. Hayal ediyorum. Ne yapıyorsun sen? Niye bu kanadı yiyorsun sen? Biraz mistik bir şey gelmişti o zaman. Şimdi abi gece gölde ay ışığında ay ışığı varken gölde gölgede yıkananlar ne olur? Kurt adam olur. Yani belki. Türkiye'de bir tane canavar vardı, ona dönüşür. Loch Ness. O ne lan? Van Gölü'nde olur. Hayır lan. Ya inanılmaz Yeşilçam filmleri var ya. Gulyabani mi? Heh, doğru mu? Doğru. Değil tabii ki değil canım. Bak. Hayır o değil. Ben Gulyabani'yi birlikte şey yaptım. Ha, o değil o değil. Gör olur. Şey. Ne olur? Gör olur. Gör mü olur? Kör. Göl kör dedin abi. Gölge. Göl. Ha, göl. Göl. Kör. Kör olur. Tamam. Güzel ama değil. Şey. Ter kokarlar. Yıkanmazlar ne bileyim. Gerçi bağlantılı. Abi ay gibi parlak olurlarmış. Tamam siz ama siz çok yükselttiniz yani. Abi. Vampir ol falan diyorsun benim suçum yok. Daha büyük bir şey böyle yani. Değil mi? Hepimiz bir... Vampirin aşk böyle yani. Ay gibi parlak olur ama çok saçma değil mi yani? Parlak olur derken bayağı parlıyor mu? Ay güzel nasılsa, olur yani güzelleşir ay nasılsa sen de öylesin. Gölgede ama bir ters orantı. Ay ışığı vurmuyor. Gölgedesin. Ama böyle ay oluyorsun falan. Tamam. O zaman bunu ne için söylerlerdi ne bileyim. Aman gölgede durma. Yok. Çekilen yani, oradan. Neden bu çıktı yani? Bak bunu bilmiyorum. Görüneceğin yerde yıkanma yani.
çıplağını gösterme. Belki de olabilir. Bunu bilmiyordum. Mom parlak güzel bir şey değil mi ama ay gibi parlak olmak? Evet yok ya. İşte gölgede yıkan ki. Parla. Parla. Karanlıkta yıkanırsan ya düşersen abi. Ayak yani kaydı. Ne? Çıplak gezme yani. Yani görünmeyin yani evet gibi. Yağmur gününde kolay olabilir. Yağmur gününde kırmızı kıyafet giyersen ne olur? Kan dökersin. Biriyle öldürür seni. Kavga edersin. Yıldırım çeker seni. Buldu adam. Aa doğru mu lan? Evet kolay işte. Aa, İnanıyor musun? İşte bana? Yıldırım. O zaman yağmur gününde kırmızı giymek yok. Oğlum nasıl buldu? Götünden attı, denk geldi. Evet kırmızıyla. Ya, o yüzden kolay dedi. Beyler, Kenya'daki hayatımı bilmiyorsunuz, konuşuyorsunuz tabii. Yağmur dansı. Ya adamlar gerçekten kırmızı kıyafet giymemeye mi çalışırlar? Nairobi gece hayatında böyledir özellikle. Yatak odana at nalı asarsan. At nalı ne? At ayağı. Atın ayağındaki. Nalı. Hani böyle şöyle oluyor evet, ya. Evet evet. Çakıyorlar. Asarsan. Evet gerisini siz getirin ne olur. Sabah rahat uyanırsın böyle hız falan, at hızlı falan. Oğlum CC senin bilmen lazım, koşmakla alakalı. At gibi koşarsın abi. At mı? Ne abi ya? Eğer... At mı at? At nalı olursa... İsmail mi abi? Sabah 3 tane çocukla uyanırsın. Hayır tamam, böyle bir şey değil. Tamam tamam, aklıma bir şey geldi. At nalı olursa... Bir dakika, dinleyelim. Bir dakika. Yarın evet. Sabah at gibi olursun. Neyi? Yine bak bak iki bölümdür cinsiyetle giriyorsun. Yok abi, yapma evet diyor, ya. Yapma diyor kendi yapıyor. Sporcu fıstık. Abi. At nalı koyarsan ki bunu yapın denedim oldu. Kabus görmezsin sabah böyle. Yapın denedin oldu mu? Kuş diye kalkarsınız tabii. Gerçekten şey yok mu? Yani kabus görmüyorsun. Ben görüyorum ara sıra bir o zaman ya. Kim bana yapıştır şey gönderirse bir dakika şimdi böyle bir video şey. İzleyip geçelim. Neyi? İnanılmaz komik bir şey yapmışlar abi sana. İyi akşamlar delikanlı. Şöyle bakalım. Nasılsın? Elinden öperim sağ ol. Allah seni bağışlasın inşallah. Kalkılarımı yemek için ne söylemeliyim? Ne söylemeliyim? Ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Biz çok saçma bir şey, rüyalar görüyorum. Rüyalar kendileri çok saçma. Hangi dilde konuşuyorsun? Mesela ne görüyorsun rüyanda? Mutfaktayım, kapıyı açıyorum, şeye giriyorum. Gemiden çıkıyorum mesela. Gemiden çıkıyorum diyorsun orada. Abi burada bu dünyaya bir spam... Abi zaten ben... şeyden belli anladın mı? Üç yabancı bir Türk troll yazmış abi adam. Adam değil belki de kız. Abi inanılmaz hesap yani. Bak. Abi inanılmaz komik ya. Çok güldüm abi. Çok iyi mesaj var ya. Adamı. Tamam. Atmalı çok iyiymiş bu arada. Rüyanızda domuz görürseniz ne olur? Terlemezsin. Ne alakası? Yani aklınıza gelen her şeyi direkt söylüyoruz artık ya. Yok yani hani terlemiyorlar ya. He. Kim? Domuz mu? He. Bana soruyorsun. Domuzlar terlemiyor mu? He. Domuz çiftliğim terlemiyor. Var gibi bana şey yapacak. Terlemiyorlar ya. Sen söyle oğlum. Doğru. Aa, ben bilmiyorum domuzlar terlemiyor. Bilmiyor musunuz? Terlemiyor. Hadi ya. Evet. Domuz bir de gökyüzüne bakamıyormuş abi. Aa. Evet. Öyle hadi be. Var. Çok tatlı lan. Abi kuşa bak falan. Kalıyor. Aramızdan bir domuz etti. Sabah kilo almış kalkar. O da kimi ya. Burnun küçüdür. Yok. Finansalla alakalı yani. Ne alaka ya? Sonraki gün piyango alırsanız kazanıyorsun. Domuz parayı temsil ediyor. Burada da kuş sıçarsa abi kafana. Türkiye'de abi o bizde de var. Muhabbet. Kuş, o da, kuşun o da. Kakası her yerde var. Öyle her yerde. Hadi ya. Geçen üstüme düştü ya. Abi o niye biliyor musun? Şimdi ha, kuş omuzuna sıçtı diyelim tamam mı? Moralin bozuluyor abi. Halbuki... Senin bir yere kafanı yorman lazım. Ha, mutlu edecek bir şey lazım. Evet abi eve gideceğim, sileceğim falan. Sağ el kaşınırsa... Ha biliyorum. Para geliyor. Nereden biliyorsun lan? Ne ha ya? Bizde işte de aynı abi. Para geliyor. Kenya'da da aynı. Evet. Tam burası. Sol kaşınırsa... He. Para gidiyor. Elinin okay. Tersi kaşınırsa dayak öyle geliyor. Öyle bir şey yok. Hiç, yok. Ters o başka. O ayağın başka. Avucun içi. O yolla alakalı. Yola gitmek, yoldan gelmek. Görüyor musun? Yani soruyu böyle sormayacaktı ki. Sol avucun kaşınırsa dayak geliyor. Cevabını kendi söyledi. Şey diyor. İnanabiliyor musun? Bir şey sorma gerektiğini hatırladım. Çok iyi. Karanlıkta yemek yersen ne oluyor? No, bir şey oluyor ama. Zehirlenirsin. Ne yediğini bilemezsin, ağzına başka şey atabilirsin abi. Karanlıkta yemek yersen parmağını ısırırsın. Çok iyi. Ama yok. Doymazsın. Kusarsın. Şeytanla yiyorsun. Şeytan. Şeytanla yemek yiyorsun. Ve ben buna inanmıştım bak ona göre. Hadi ya. Evet, çocukken karanlıkta yemek yok.
Herkesin gördüğü yerde yiyeceksin. Yemeğiyle ilgili burada da var. Öyle kaçak yemek şey, yeme diyor değil mi? Kaçak yemek yememek, yemek beraber yenmesi gerektiğini. Güzel, gibi güzelmiş gibi. Ama bu. Ben buna inanmıştım yani. Gece küçük çocuk yiyorlar. Gece kalkıp yemek yiyeceksen bayağı evet, bir düşüş söylemişsin abi. Çiğniyor aynen. Ama o göt korkusu var abi. Peki böyle buzdolabı ışığı falan sayılır mı yoksa? Bu çıktığın zaman buzdolabı yoktu abi, o yüzden bilmiyorum. Ha, anladın mı? Batırıyor canım. 2010'da çıkmadı. Yani. Pardon abi. Ona göre. Amerika'da eğer bir kibritle 3 sigarayı yakarsan ne olur? Çok eski olamaz ya da Kızılderililere dayanıyordur abi. Bir kibritle 3 sigara yakamazsın. Allah Allah. Kötü bir şey oluyor. Neden ama? Sigara olduğu zarardan 2 katını artıyor. Tamam. Elin yanar. Bekliyorsun abi kibritle. Bunu İngilizcesini alabilir miyiz? Özellikle uzun zamandır senden seksi o Amerikan aksanını duymuyorduk. Tamam bu seksi biraz mikrofona yaklaşık. Olur mu bilmiyorum ama you won't light 3 cigarettes with one match. Match kelimesi beni çok hoşuma gitti mesela, anladın match. Mı? Hayır ya, tek seferde dedin orada match diyerek değil mi? Yok, match. Yok, match kibrit abi. Ama olsun. Eko Türkiye'yi reprezente ettiği için onu hor görmeyin şu an. Evet abi, kültür farkı yani. Ne var? Ben bunu %100 doğru anladım. Adam Amerikan atıyorsun, bahsediyor abi. Batınlarcılar ne bana ne beni eziyorsunuz ya. Yani sen kibritin adını nereden bileceksin abi? Boş ver. Aynen, ne yapacaksın ki? Evini yakarsın. Aslında çok basit bir şey. Bana da Amerika'da denk geldi. Yaktım tam birini daha uzattım, böyle elime vurdular. Şanssızlık getiriyormuş. Ben elin yanar falan diyecektim. Böyle vurdular elime. Falan yaptılar bunun bana. Sebebi ne acaba? Yakmazsın abi işte. Sonra düşündüm, mantıklı gelmedi ama inandım. Bence elin yanabilir diye. Elin yanabilir belki. Evet. Amerika'ya daha bir Türk gelmediği için dur abi bende var hemen şöyle yakıp halleder bir Türk onu yani. Başlıyorum abi. Neydi o adı? Çark. Hayır. Baya şey oldu. Güneş. Başlıyorum. Başla. Bir kelimeyi bulun. Yabancı. Dur. Bir kelime. Dur. Vantilatör. Vantilatör. Tamam. Abi biraz zor anlatsaydın, keyfi çıksaydı ya. Vantilatörlü. Bu arada gece... Ben biliyorum bunu. Valla o zaman söyleme. Gece kapıyı kilitleyip vantilatörü açıp uyursan ne olur? Mumya olursun. Çok... Bu ne oğlum, kreş cevabıydı bu. Ben de biliyorum aslında. Öyle mi? Evet. O zaman Ekincan devam et. Devam. Ben muhabbet olsun diye söylemiyorum. O tamam. Ben de biliyorum ya. Bunun Kore'de bahtiyar inancı olduğunu biliyor muydun? Evet abi. Evet. Ölürsün. Evet. Parçalanır. Sen biliyordun. Biliyordum abi. Yok, bilmiyordum yani. Hatta bilmiyorum, abi şöyle bir şey var mı? Bilim adamları falan bile uyarıyormuş. Aman ha falan. Yok ya, yapmayayım. O kadar değil de. Çarpılırsın yani. Kore'de bayağı 20 senedir, 30 senedir bugüne kadar da ya bu yakın zamanda inandık artık. Bu bahtiyar değil yani. Bayağı bantilatörü açıp abi intihar yani. Etmeye çalışanlar falan oldu. Çok ciddiyim, ben intihar edeceğim diye. Kapıyı yaz. Komik bir şey değil yani, öyle intihar mı edildi abi? Bence komedi. Bu ne mallık abi ya. Abi evet, trajik komedi. Kapıyı kilitliyorlar. Vantilatörü açıp abi bırakıyorlar. Sabah uyanıyor abi, ölmemiş. Allah Allah. Uyanıyor. Bir ara vantilatörün üstünde uyarı bile yazıyordu abi. Tabii. Hadi gerçek be. Değil bu arada bu. Bak, Kore telefon yapıyoruz. Teknoloji, araba yapıyoruz. İşte bilgisayar yapıyoruz. Dünyanın en büyük televizyonları yapıyoruz. Biz abi vantilatörle o da ilk kilitlemeden yani. Öldürmeyen vantilatörü yapamadılar. Çok boş. Eskiden kontur vardı. Onu parmaklarına geçen kazarsan. Geçen bölüm anlattık ya bunu. Evet abi. Bunu mu anlattım orada? Evet aynısını anlattım. Oğlum. Parmaklarına yaparsa ne olur? Hatırlıyor musun? Kanser olur. Evet. İşte ben yani bağlantı bu. Evet. O şimdi çıktı. Yeni çıktı. Kontör çıktığı yeni, zaman çıktı. Mesela abi evet, eski değil. Yani yaparsan... manyak mısınız? Ha, o zaman ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yapıyordum bak. Ben açıyordum. Ablam. Ne yapıyorsun sen? Yapma bunu. Mesela bak, bizde de yeni bir şey var. Böyle baltıyanlar. Game Boy'lar vardı ya abi, hatırlıyor musun? Evet. Game Boy Color falan. Ha. Orada mesela bazen oyun takılırdı. Kapatırdık, çıkartırdık. Yapardım mesela. Sonra koyardım. Toz. Teknolojiyle alakalı gereksiz, alakasız bir şey abi. Tozla alakası yok mesela. Yo, düzeltirdi onu. Düzeltir abi. Her zaman düzeltmezdi. Hatta hızlı bir şekilde dudağın orası yaptığın anda evet. CD'ye bir yaptığın anda düzelir. Ya o herkes de olmuştur değil mi? Oğlum CD. Ben bak babam yemin ederim. Oğlum olay reset atmak abi. CD yok oldu ya. Bayağı reset. CD kullanmıyoruz evet. Ben. Doğru. Dünya ne kadar hızlı ya. Ya bu arada Kore'de de şöyle bir water inanç var abi. Binanın içinde abi dördüncü kat yok yüksek binalarda. Amerika'nın kaçıncı kat? 16. Sizde 13 yok. 13.
Hayır hayır. Sen unuttun. 13 ya. 17 mi? 13 ya. 7 lucky 13 unlucky. Hayır, aynen. Evet, işte 13. kata atlıyorlar abi. Ben 16 diye bağırıyorum burada arkadaşlar. 13 bir de 4. Bizde 4 abi. Çünkü uzak doğular 4 ölüm isim geliyor. O yüzden 4. katta kimse yaşamak istemiyor abi. Bizde de mesela 31. katlara şirket kurulmaz abi. Bu ne kadar low ama komik bir şey. Yani başka var mı? Var bir tane. Ama bu bizim köyün şeyi ya. Amerika'nın değil yani. Bucanın mı? Buca köyün şeyi. Buca batır inancı. Eğer yere çömelirken, her şaka öyle bir şey değil tabii. Mezarın önünden geçerken ıslık çalarsan ne olur? Ruhları çağırmış olur. Bize de var aynısı. Ben de şey diyeceğim, oradaki kişi kalkar yani, çıkacak. Rahatsız edersin falan. Ya ne diyorsun? Değil. Uyanır değil işte. Mi? Zombi değil çıkacak. Mi? Sabah ayağın ters kalkarsın. Oğlum çok ağır ya. Acayip ağır yani. Gereksiz. Kore'de de mesela gece ıslık çalarsanız ne olur? Gece herhangi bir yerde. Şeytanı çağırırsın. Hadi be. Hepimiz şeytan meytan yapıyoruz ya. Burada öyle ama. Dilin düşer. Adını unutursun. Kötü ruhların geleceğine inanır. Şeytan meytan yok. Hayvanlardan biri. Hadi be. Kuşlar sana cevap verir. Kartal mı çağırırsın? Yılan gelecek. Oo. Yılan gelir abi. Nerede olursan ol yılan gelir. Sessiz sinema yapalım ya. Tamam, başlıyorum o zaman. Başla. Çay içerse. Çay. Kahve. Çay. Bardak. Bardak. Çay bardağı. Yarıya Star kadarsa. Wars. Yok yarı. Eğer yarıya kadar içersen. Yarıya bardakta içinde çay bırakırsan. Tamam sakin olun. Çay bardağı okey. Yarısı. Devam. Aha, çay bardağın yarısı. İçtin. Evet. Gülce. Kız. Kız isteyemezsin. Yukarıya çık. Kız üstü. Meme. Oğlum mal mısınız? Kız üstünü çıkarır. Bizim Amerika'da öyle. Çayı içmeyeceksin, yarıda ya bırakmayacaksın. Çok güzel oğlum şu anda. Tamam. Konuşmaman lazım ama. Anne. Pipin düşer. Anne. Zıplıyor musun? Abla. Kadın. Oh, tamam. Oh be. Tamam kadın. Kadın içine düşer. Çay bardağı. Çay. Yarısını içersin. Bir kadın içerse, ha, yarısını bırakırsa ne olur? Evde kalır. Soruyu böyle sormayacaksın ama. Evde kalır. Dul kalır. Bravo be. Helal olsun. Soru değil abi, soru. Dul. Bekar. Kocası yani evlendiği zaman bıraktı. Yani bir yarım çay içen kadın dul kalır abi. Hadi ya. Ne bu ya? Evet abi. Ben niye bize kızıyorsun lan? Bence çok zevkli. Hayır, Tarzanca konuşamıyoruz. Cümleye kızıyorum. Ne alaka abi? Yarım çay içip dul kalmak ne alaka olabilir ya? CC sen de. Sistemi ikiye yaptık. Yapacak tamam, hadi başlayalım. Bakalım. Ses cümle çıkaramaz. Tamam. Onlar çıkarabiliyor ya. Neyse. Vuralım mı kuşları? Gökyüzü. Yok. Uyumak istiyorsun. Oğlum konuşmak dur. Yok. Dur. Sinirim bozuldu ya. Dur, başlayacağım şimdi. Başlamadım 3, daha. 3, 2, 1, start! Ha. Koşuyorsun. Konuşursan bu arada. Yeni uyandın. Saate bak. Geç kalkarsın. Uyuyorsun. Uyku saatinde. Uyku saati. Ben mükemmelim ya. Golf oynarsan. Uyku saatte temizlik yaparsan. Da yok. Bak ses çıkarma ya valla. Uyku tamam. Saatte temizlik yaparsan. Çöpü dışarı atarsın. Ve böylece. Hem çevreye hem de komşulara rahatsızlık vermiş olursun. Evden kovulursun. Şans gider. Temizlik yapıp tamam, çöpü atarsan onu da göster. Ne olduğunu da göster. Son cümleyi de bize tamamla hocam. Hem hani saldık o önceki oyunu. Saldık mı? Müthiş olur. Ne? Ben de sinirleniyorum ya. Ya hayır, ne sabah ya? Kalkıp temizlik yapma. Sabah değil abi, akşam. O annesinin söylüyor. Uyku saatinde temizlik yapıp dışarıya çöp atarsan evet. Tamam, atarsın be. Sonraki gün uyanamazsın. Atarsan yuvarlanırsın. Kabus görürsen. Bir cinsiyetin daha değişir. Doğru kalkamazsın. Ne? Çok iyi doğru bildiniz. Gece saatinde, uyku saatinde değil de gece saatinde temizlik yapıp o işte toplandığın şeyleri dışarıya atarsan ne olur? Ama olacağı şey hiçbir şekilde anlatamazsın hareketlerle. Ne? Neymiş? Bereket atarsın. Onu nasıl anlatacağım? Bereket böyle yapacaklar. Yemek mi söyle?
bol bol. Bereket. Falan yaparız. Ne bileyim. Anlatıyorum, hazır mısınız? Bizim gerçekten inandığımız bir şey ama. Gergisi. Dizlerin. Dizini döver. Bacakların. Ayakların yere bas. Bacakların. Altı. Bacağın altı. Baldır. Altı tane bacak. Örümcek. Altı tane bacağın olursa. Altı tane bacağın olursa. Altı tane bacak yersen. Bir bacağı altı kere ellersen. Kuş. Ha, yüzmek. Altı bacaklı bir kuş yengeç varsa. Yengeç mi? Balerin. Altı. Bacak. Bacaklı. Tavus kuşu mu? Kuş. Bacak altı. Altı bacaklı tavuk kuş. Tavuk göğsü mü lan? Altı benim bacaklı. Altı bacaklı kuş nedir? O ne ya? Kuş değil. Dragon. Ejderha. Dur bir saniye. Of. Katapila. Yüzüyor mu oğlum? Kuş mu? Oğlum katapila hani şey oluyor ya. Kırk ayak. Uçan kırk ayak yersen. Abi böyle bir hayvan yok bizim kültürümüzde. Bilmiyoruz. Dur. Küçük. Tamam, Firefly. Hani katapila, butterfly. Butterfly. Oh be. Ne? Kelebek abi. Kelebek işte. Katapila sonra kelebek oluyor. Devam et. Kesin gel. JJ yazın puanı. JJ yazın. Tamam. Yürüyor. Platformda yürüyor. Yok. Buraya gelip buraya konarsa? Avucunun içine konarsa? Gözün açıl. Ha, kör olursun. Kelebek avucunun içine sıçarsa kör olur, yüzüne sürme. Tamam. Mememe. He, toz bırakayım ne? Onun biraz tozu var işte, bırakıyor. Ha, gözüne gelirse kör olursun. Kelebeğin pulu eline bulaşır, gözüne sürersen sen kör olursun. Kör olursun. Evet. Kelebeğe dokunursanız ve gözüne dokunursanız kör olacağımıza inanmıyorsunuz. Bugün de ne güzel şeyler öğrendik ha. Abi böcek işte, altı bacaklı böcek uçuyor işte. Evet abi, kelebek yüzmeyi abi. Yüzmeyi bilmeyen bir adam zannediyorsun. Eğer boğulursan ve kelebek uçuyorsa ona dokun falan öyle bir şey. Merhaba, selam veriyorsun. Tamam. Ha, tamam. Anlat bakayım. Ne dedim? 7 saniye sonra devam ediyoruz. 7 gün sonra. 7 gün sonra. Bir hafta sonra görüşürüz. Gerizekalı. Pardon ben. 7 saniye sonra aynı anda bay bay diyoruz. 7 saniye sonra ekin soyunuyor diyor. Ne oluyor sonra? Deve güreşi falan mı? Takip edin abi. Ha, yap. Gel. Sağ ol. Oldu.